İsrail'in kara harekatı gerçekleştirmesi durumunda neyle karşılaşacağı? O tüneller, tünellerin içinden Kassam Tugaylarının askerleri çıkıyor. İşte Merkava tanklarının içine giriyor. İsrailli askerleri sürükleyerek o tünellerin içine çekiyor. Bir bataklık gibi kapatılıyor. Netanyahu, hazır mısınız diye sorduğu zaman, gelirseniz karşılaşacağınız manzara budur diyen Kassam Tugaylarının videosuna da bakalım. Temsilli İsrail'in kara harekatı. Askerin yanına gidiyorsun, hazır mısınız? Hazırız, bir sonraki aşama diyorsun da. O askerleri buraya gönderdiğin zaman ben böyle dehlizlere, tünellerin içine çekeceğim, tankların içinden ve seni yok edeceğim. Buna hazırlıklı ol. Zaten çok ciddi Hamas, İzzettin Kassam Tugaylarının çok ciddi bir kamu diplomasisi, böyle bir yani tanıtım atağı vardı. Onun paralelinde yani onlar bir şey söylüyor, hemen karşılığına geliyor musun deyip bir simülasyon, hazır simülasyonu anında yayınladılar. Şimdi başka neler biliyoruz? Gazze'yi bombalayan bir İsrail F-16'sının düşürüldüğü iddiası var. Buna bir resmi teyit gelmedi. Ama Hamas güdümlü roketle imha ettiği İsrail ordusuna ait CH-53 Stallion Yasur helikopterinin görüntülerini paylaştı. Bir de Hamas'ın işte İsrail helikopteri düşürdük, hani gelince göreceğim budur, F-16'yı da düşürdük. Bak bu Yasur helikopterini nasıl düşürdük diye o helikopterin son görüntülerini paylaştı. Onlara da bir bakalım. Helikopter içinde 50 İsrail askerinin olduğu ve tamamının öldüğü notuyla paylaşıldı. Hamas'ın İzzettin Kassam Tugaylarının iddiasına göre söz konusu İsrail helikopteri. İçindeki teçhizat ve 50 askerle birlikte havada imha edildi. Şimdi bir yandan da tabii ki o Hamas'ın baskınının son görüntüleri de paylaşılıyor. Ona da geçeceğiz. Ama an itibarıyla Sayın Atabay, öncelikle yani şurada zaten bir hani Hamas tünellerinin derinliği 10-20 metre, yükseklikleri 1.70, genişliği 1.80 ve daha önce 2014'te tespit edilen bu tünelleri de koymuştuk. Şimdi kara harekatı neden başlamadı? Kara harekatıyla eline ne geçer İsrail'in? Bu konuda hava koşulları iyi olsun da ben yapacağım bu harekatı mesajı mı doğrudur? Yoksa daha önceki deneyimlerinden İsrail'in elde ettiği bir sonuç mu vardır? Kara harekatı başlar mı? Bence Blinken'ın Orta Doğu turunu tamamlamasını beklediler. Yani askeri bir gereklilik değil, siyasi. Yani Blinken biliyorsunuz 6 Arap ülkesini dolaştı. İşte Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği. Önce İsrail'den başlamıştı 5 gün önce. 5 gün sonra tekrardan bu turu tamamladıktan sonra şimdi İsrail'e geldi. Bugün görüşüyor şu anda. Görüşmelerini şu an devam ediyor. Blinken gelip İsrail'le görüştükten sonra Orta Doğu turuna çıkmasının amacı Arap dünyasının bu çatışmadan beklentileri, tepkileri, varsa çözüm önerileri veya nasıl bakıyorlar, bakış açıları ne? Yani bu jeopolitik oyuna veya kurgunun hangi parçasındalar veya parçasında olmak istiyorlar? Şimdi bu gözle Blinken bölgeyi dolaştı, şimdi İsrail'e bilgi veriyor bununla ilgili. Dolayısıyla bundan sonra tabii ki Biden'a bu bilgiler aktarılacak. Bir iddia çarşamba günü de Biden'ın geleceği. Biden'ın gelişi var. Şimdi çarşamba günü evet. Ama Biden, ziyaretler bitsin diye mi bekleniyor diyorsunuz? Biden Mısır'da gelişi var. Başka bir kaynaklardan daha var. Bence Biden'ın Mısır'a gelişi
İsrail'e gelişi de beklenecek kara harekatı için. Yani bu siyasi denklem, siyasi karar organlarının net olarak bu kurguyu tamamlamadan kara harekatının başlamayacağını düşünüyorum. Hava yani sizce bu o başka bir maskeleme o işi. O, yani o bir gerekçe değil. O zaman yani bir tereddüt değil. Daha önceki değil. İsrail ordusunun bu tünellerdeki değil. Deneyiminin getirdiği mütereddit tavır değil. Amerikalılar gelsin gitsin ben öyle başlayayım diyorsunuz. Kesinlikle. Size. Bakın eğer kesinlikle Biden'ın, de başlayacak diyorsunuz. Biden'ın gelişi kesinse Biden gelmeden bu kara harekatı başlamaz.